radyo tiyatrosu. Kurgu, efekt, yazan Hakan Kılıç. Acı Hayatlar, bir göç hikayesidir. Yusuf 1964 Şubat'ını karlı bir kış günü Muş'un Kulcak köyündeki bir gecekonduda evlilik dışı olarak dünyaya gelir. Annesi Müjgan hiç evlenmemiş, kimsesiz, fakir bir kadın olup çaresizlikten evli olan bir adamın vaatlerine kanarak onunla yaşamaya başlar ve birkaç ay sonra Yusuf'a hamile kalır. Doğum sırasında yanında kimse olmadığından kan kaybından ölür. Adam zaten aylardır yoktur ve çoktan sırra kadem basmıştır. Doğar doğmaz yetim ve öksüz kalan Yusuf sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiş, annesini çok yakın arkadaşı ve komşusu olan Gülsüm ve eşi Mustafa bebeğin durumunu görüp onu sahiplenir ve ismini Yusuf koyarlar. 8 ay sonra bir sabah Gülsüm ve eşi Mustafa otobüs ile şehir merkezine giderken elin bir trafik kazası sonucu yaşamlarını yitirirler. Yusuf kazayı yara almadan atlatmıştır. Yetkililer Yusuf'u çocuk esirgeme kurumuna teslim ederler. Hiçbir akrabası olmayan Yusuf burada büyür. Ailesi olmadan büyümesine rağmen kendisini çok iyi yetiştirir, fakat yaşadığı kurum ve çevresi onu suç işletmeden bırakmayacak. Yusuf, yurtta kaldığı süre içerisinde çeşitli suçlardan adam yaralama dahil defalarca çocuk ıslah evine girip çıkmıştır. 1982 yılı Şubat'ında 18'ine girmiştir Yusuf. Devlet baba görevini yapmış, onu bu yaşına getirmiştir. Cebine bir miktarda harçlık koyup dışarı salmış, asıl şimdi başlayacak hayatına ve henüz bilmediği kaderine adım atmaktaydı. Köyünde ne bir işi vardı ne de yatacak bir yeri. Devlet babasının vermiş olduğu harçlıkla Muş otobüs terminalinden İstanbul Topkapı'ya doğru yola çıktı. Nasıl yapacaktı? Kimsesizdi. Dışarıyı hiç bilmiyordu. Tek bildiği yaşadığı kurum ve çokça girip çıktığı ıslah eviydi. Ama hayata, yaşama dair umudunu hiç kesmemişti. Bakalım Yusuf'u İstanbul'da neler bekleyecekti. Otobüste yanında oturan, akraba ziyaretinden dönmekte olan bir adamla muhabbet etmeye başladı. Yusuf tüm hayatını anlattı ona. Bundan sonra ne ve nasıl yapacağını bilmediğini söyledi. Adam da kendisinin İstanbul'da Aksaray'da kıraathane işlettiğini, yanında çalışabileceğini söyledi Yusuf'a. İsmi Halil'di. Çok mutlu olmuştu Yusuf. İşe başlamıştı. Çaycılık yapıyordu. Geceleri orada yatıp kalkıyordu. Kıraathane işleten Halil aynı zamanda da uyuşturucu satmaktaydı. Ve bundan Yusuf'un haberi yoktu. Uyuşturucu maddeleri Yusuf'un kaldığı odanın çeşitli yerlerine ve yattığı divanın altında saklamaktaydı. Yusuf yaklaşık bir yıldır çalışmakta ve işini düzgün yapmaktaydı. Herkes tarafından sevilir hale gelmişti. Mümkün olduğunca para da biriktirmişti. Ta ki o polis baskınına kadar. Polislerin aniden içeri girip "Kimse kıpırdamasın. Bu bir baskındır. Kimse yerinden kalkmasın. Arama var. Herkes hüviyetlerini çıkarıp masaların üstüne koysun" anonsu kıraathanede buz gibi bir hava estirmişti. Sıra gelmişti Yusuf'un odasının aranmasına.
Yusuf'un şaşkın bakışları arasında arama sonucunda odanın çeşitli yerlerine ve divanın altına zulalanmış çok miktarda uyuşturucu madde bulunmuş. Kıraathane sahibi Halil tabii ki de suçu Yusuf'a atacaktı ve birden seslendi. Vay şerefsiz! Demek bir yıldır koynumda yılan beslemişim. Yediğin kapa pis dersin sen ha? Deyip, memur bey, benim bu konudan hiç haberim yok. Deyince apar topar Halil ve Yusuf polisler tarafından merkeze götürüldü. Halil ve paralı şahitleri Yusuf'un geçmişini de kullanarak da tüm suçu Yusuf'a atar. Malumunuz para birikiminin bir kısmında odadan çıkınca polis ilk ifadede Halil'in söylemleriyle de olayı Yusuf'un yaptığı düşürüp mahkemeye intikal ettirir. Mahkeme Yusuf'a inanmaz tabii ki ve 2 yıl hapis cezası verir. Çocukluğunda defalarca girmiş olduğu ıslah evi olmasa da bu sefer gerçek bir cezaeviyle tanışır. Yusuf bu olayı hazmedemez ve hapsinde vermiş olduğu moral bozukluğuyla ruh hali iyice bozulmuştur. Kendisinden haraç isteyen koğuş ağasının adamını bıçaklayıp ölümüne sebep olur. Cezası birdenbire 2 yıldan 24 yıla ağır hapse çevrilir. Bir anlık sinirle yapmış olduğu bu hareket onun yıllarına mal olacaktır. Yusuf, hapisteki son zamanlarında tanışıp samimi olduğu, kumar oynamak ve hırsızlıktan hüküm giyen Mehmet abisinin ileride başına ne gibi bir bela açacağını henüz bilmiyordur. Mehmet abisi kendisine kumpas kurulduğunu ve nişanlısıyla evlenmek üzereyken buraya düştüğünü ve tüm birikimlerini kaybettiğini anlatıp Yusuf'a inandırır. Aradan geçen 13 yılın ardından çıkarılan aftan yararlanarak hapisten çıkar ve hemen bankaya gidip faizdeki parasını alır. Kendisine söz vermiştir bir kere. Bundan sonra belalardan kaçacak, ne iş olursa yapacak, sessiz ve sakin bir hayat sürmek arzusunda olacaktı. Yusuf 33 yaşına gelmişti. Zoraki bir iş uydurur kendine. Beyoğlu taraflarına kahve kahve gezip tombalacılık yapmaya başladı. Kazancı da iyidir. Tombalacılığı kendisine ayarlayan adamı kahvesinde geceleri kalmaya başlar. Kendisinden 5 ay sonra da Mehmet abisi çıkar hapisten. Ve daha önce konuştukları yerde buluşurlar. Yusuf, Mehmet abisinin durumuna hep içerleyip üzülmüştür. Ve evlenmesi için tüm birikimlerini kendisine vermeye karar verir. Ama işin aslı öyle değildir. Ne nişanlı vardır ortada, ne de bir ev. Mehmet abisi eskisi gibi kumar oynamaya başlar. Ve aynı zamanda Yusuf'u da oyalamaya. 1-2-3 derken Yusuf artık kafayı bozmuştur. Kendisine verdiği belaya karışmama sözünü unutup Mehmet abisinin kumar oynadığı mekanda yakasına yapışır ve parasını ister. Tabii mekanda tanınan Mehmet'e sataşan Yusuf'u fedailer fena şekilde dövüp dışarı atarlar. Yusuf iyice deliye dönmüştür. Ya parasını alacaktır ya da Mehmet'in canını. Derken aynı günün gecesi mekan çıkışı karavan içinde kalmış Yusuf Mehmet'in yolunu kesip parasını iade etmesini ister. Mehmet de bıçağını çekip Yusuf'a tam saplayacakken Yusuf hamle yapıp bıçağı alıp Mehmet'i kanla saplayıp kaçar. Mehmet ağır yaralıdır ve hastaneye kaldırılır. Fakat hayatta kalır. Olaydan bir gün sonra Yusuf polise teslim olup her şeyi anlatır. Yeniden mahkeme koridorlarına sanık olarak getirilen Yusuf'a verilen ceza 4 yıl ağır hapistir. Aradan geçen 4 yıl sonunda hapisten çıkan Yusuf, içeride baba olarak gördüğü ve çok sevdiği Hakkı abisinin taksicilik yapmak için verdiği adrese gider. Taksi sahibinin yeğenidir Hakkı baba. Tabii ki hemen taksiyi verir ve Yusuf 3. hayatına sıfırdan başlamıştır. Ve ilk defa işler yolunda gidiyordur. Kazancı da iyidir. Samatya civarında çok sayıda ailenin de kalmış olduğu büyük bir handa oda tutup yaşamaya başlar. Handa kendisini 7'den 70'e herkes çok sever ve sayar. Yusuf da namuslu ve çalışkandır. Geçmişine sünger çekmiş, işine sımsıkı sarılmıştır. Isla evine girip çıkmaktan okuyamayan Yusuf, ilkokul diploması almak için akşam okuluna bile yazılmıştır. 38 yaşına gelmiş olmasına rağmen, yaşam mücadelesi yüzünden karşı cinse sevgi nedir bilmezdir. Ta ki bir pazar günü, handa kalmış olduğu odanın yan tarafını kiralayan, İsmi Cemile olan, sarışın ve güzel, 30 yaşlarında bir bayan gelip Yusuf'un dikkatini çekinceye kadar. Müzik
tanışmışlardır. İlk zamanlar Cemile ile iyi bir arkadaşlıkları vardır. Yusuf Cemile'den hoşlanıyor. Cemile de bunun farkında ancak onu geçmişe engelliyordur. Cemile bir akşam Yusuf'u odasına akşam yemeğine çağırır. Yemekler yenir. Sohbet koyulaşır. Cesaretini toplayan Yusuf tam Cemile'ye açılacakken o acı gerçekle karşılaşır. Cemile içkinin de verdiği sarhoşlukla hayat hikayesini Yusuf'a anlatır. Yusuf duydukları karşısında şok olur. Ağzı düğümlenir. Şaşkınlıktan gözleri bile oynamaz. Evet, Diyarbakır'dan göç etmiş bir ailenin kızı olan Cemile eski bir vesikalıdır. Ve onu satan patronundan kaçıp buraya saklanmış, yeni bir hayat kurmak için çabalamaktadır. Sarhoşluğun da vermiş olduğu etkiyle anlatırken Cemile sızıp uyuyakalır. Yusuf, gözleri yaşlı bir şekilde sessizce odasına gider. Sabaha kadar gözlerine uyku girmez. Sigara üstüne sigara içer. O da duman altı olmuştur. Ben bu dünyaya neden geldim dercesine isyan eder. O günden sonra Cemile hoşlandığı Yusuf'tan köşe bucak kaçmaya başlar. Yusuf da onun pek üstüne gitmez. Ama söyledikleri hiç aklından da çıkmıyordur. Aslında ortak noktaları çoktur. Sanki birbirlerinin yaralarına merhem olacakmış gibi gelir. Yusuf, Cemile'den daha da etkilenmiş ve aşık olmuştur. 10 gündür konuşamayan ikili, Yusuf'un taksisinde denk geleceklerdir. Çarşı dönüşü taksi beklemekte olan Cemile, tesadüfen orada olan ve yolcu indiren Yusuf'un arabasına biner. İkili arabanın dikiz aynasından göz göze gelir. Durumu anlayan Cemile tam arabadan inecekken Yusuf, Cemile inme lütfen konuşalım der. Cemile tamam der. Zaten bunu istiyordum. Bir pastane tarzı bir yere gidip oturup konuşurlar. Yusuf'un çok etkileyici bir konuşması olmuştur. Konuşma sırasında Cemile ağlayıp suçluluk duygusundan Yusuf'un yüzüne bile bakamaz. Yusuf şöyle der. Sen de ben de kaderin sillesini yemiş iki insanız. Ne sen ne ben bu durumlara düşmek istemezdik. Senin suçun yok. Gel bir sevap işleyelim. Bu işi yapalım. Evlenelim. Ha? Ne dersin? Der. Gözleri yaşlı bir şekilde evet der. Hemen bir küçük gecekondu kiralayıp evlenirler. Cemile, kolu komşuya dikiş dikerek eve maddi olarak katkı sağlarken Yusuf da taksiciliğe devam eder. Mutlulardır. 2 sene sonra sağlıklı bir erkek çocukları dünyaya gelir. İsmini Umut koyarlar. Ama umutları ve mutlulukları da fazla uzun sürmeyecek. Cemile bir gün bebeğini komşuya bırakıp çarşıya iner. Eski çalışmış olduğu randevu evindeki fedayı kendisini görür. Ve kovalamaya başlar. Cemile can havliyle kaçar. Ama çıkmaz sokağa girince yakalanır. Onu arayan patronunun karşısına götürür. Daha önceden kendisine zorla imzalatılmış olan borç senedinin ödenmesini ister patron. Bu şekilde serbest kalacak. Cemile ne yapacağını şaşırır. Şu anki durumunu gözyaşları içinde anlatır. Fakat patronun cevabı şöyle olacaktır. Bak Cemile, ya gün içinde çalışır bu parayı ödersin ya da bir daha çocuğunu ve kocanı göremezsin. Cemile teklifi mecburen kabul edecektir. Artık her sabah Yusuf çıktıktan sonra bebeğini komşuya bırakıp randevu evinde çalışmaya başlar. Akşamları da Yusuf gelmeden önce geri döner. Bu iş bir müddet daha böyle devam eder. Ama Cemile bebeği ve evi çoktan boşlamaya başlamıştır. Çok geçmeden bu durum Yusuf'un dikkatini çekecektir. Bir gün Yusuf eve erken döner. Hayır için bebeğe bakan yaşlı kadını görür. Teyze Cemile yok mu? Der. Çarşıya kadar indi der teyze. Olayı açık etmez. Ama o da gerçeği bilmez. Zanneder ki normal bir ek iştir. Cemile çıka gelir. Yusuf'un evde olduğunu görünce şaşırıp afallar. Ama açık etmez. Yusuf evde yemek olmadığını görünce ona bağırır. Nifak tohumu girmiştir bir kere aralarına. Derken bir öğlen Yusuf yine eve erken gelir. Evde yine Cemile'yi göremez. Teyze de dayanamayıp bu kız her gün ek iş yapıyor oğlum deyince Yusuf delirir ve gözleri kan çanağı bir şekilde Cemile'yi beklemeye başlar.
Tabii hemen aklına ister istemez Cemile'nin eski hayatı gelir. Cemile eve döndüğünde ona gerçeği söyleyemez. Ama ağız münakaşasından sonra ilk defa dayak yer Yusuf'tan. Sabaha kadar uyku girmez ikisinin de gözüne. Sabah olunca Yusuf senin hesabın bitmedi diyerek kapıyı sert bir biçimde vurarak işine koyulur. Ama gece boyunca uyumadığından direksiyonda uyuklar ve karşı şeritten gelen bir kamyonun altına girip hayatını kaybeder. Bu olaydan haberi olmayan Cemile, yediği dayaktan ötürü psikolojisi alt üst olmuş, gemileri yakmıştır. Aynı gün senet borcunu ödemek için günlük çalıştığı eve gider. Yusuf'un evde sakladığı silahı yanına alarak gözyaşları içinde patronun karşısına dikilir. Ona doğrultarak ne istedin benden, ne istedin bizden diye bağırarak silahta olan 5 kurşunu da sıkar. Ve adam oracıkta ölür. Cemile polise teslim olurken Yusuf'un da trafik kazası sonucu öldüğünü duyunca hepten yıkılır. Ve mahkeme tarafından hafifletici sebeplerden ötürü 12 yıl hapisle cezalandırılır. Cemile hapiste geçirdiği beyin kanaması sonucu 33 yaşında vefat eder. Mut bebek ise hem yetim hem öksüz kalarak babasının kaderini yaşayacaktır. Yusuf hiç gün yüzü görmedi. Şanssızlıklar, kötülükler yakasını bırakmadı. 42 yaşında trafik kazası sonucu öldü. Cemile. Geçmişi vesikalı olan Cemile tam evlendi, mutluluğu yakaladı derken eski patronu onun sonu oldu. 33 yaşında hapishanede geçirdiği beyin kanaması sonucu öldü. Umut bebek. Annesi ve babasını hiç tanımadı. Babasının kaderini paylaştı. Devlet tarafından çocuk esirgeme kurumuna verildi. Akıbeti bilinmiyor. O dönem Anadolu'dan her yıl yüzlerce kişinin taşı toprağı altın diyerekten İstanbul'a gelip de kaybolan sadece bir ailenin acıklı hikayesini anlattım sizlere. Bu aileyi kötü kaderi mi yoksa dönemin gerçekleri mi yok etti? Sizce